Evet sevgili Gıynık TV izleyenleri, vatandaşa soracağız. Halkın derdi seçim mi, geçim mi? Bakalım vatandaş ne söyleyecek? Şu koşullarda geçim. Ve acil olarak bütün düşünceler birleşip ekonominin kurtuluşu. Tek hedefimiz o olmalı. Ve bunun sağ da bedeli ödüyor, solu da bedeli ödüyor. En çok da halk ödüyor. İktidardaki kişiler lütfen birleşsinler. Buna çok ihtiyacımız var. Halkın derdi geçim. Şu anda seçime ne ihtiyaç? İnsanlar açsızlıktan geberiyor. Batmış. Yani halkı düşünen yok yani kimse. Malı satıyorum, para alamıyorum, bir de adam alamıyor ki. Her şey pahalı. 100 liraya aldığın malı tekrar 200 liraya alıyorsun. 200'e sattığın malı tekrar 200'e satın alıyorsun. Yani çok şey kötü yani memleket. Dövizden dolayı. Her şey pahalı oluyor. Dövizden dolayı. Onun için yani yapılacak bir şey yok hiç. Diğer halk çeken, acıyı çeken halk. Adamlar geçim derdinde. Herkes de şimdi insanlar da hükümette seçim derdinde. İlk önce seçim, ilk önce bizi bir idare etsinler bakayım da. Ondan sonra seçim. Yani seçim de saç. Başkan olacak halkın geçimden başka derdi olur mu halkın? Seçim ileriki bir şey düşünmesi lazım devletin. Kaçışı yok. O da olarak ki belki daha iyi bir şeye gider, düzelmeye gider. Tek başına biri gelse de ikili koalisyon olsa çok daha iyi olur. Geçim derdi olmalı. En büyük sıkıntımız o. Yani herkesin yaşadığı zorlukları yaşıyoruz. Kimsenin alım gücü kalmadı. Aha bak parmacığıma göre böyle bir düzen ne olur? Nere benzedi? Bu iş bilir mi? Halkın devleti başında alanlar hiçbir icraat yapmaz. Bu da nere benzer bilir mi? Onu da söyleyeceğim. Çok acıdır. İki kuruşun bile sıkmayan temetecilerin kabak kesmesine benzer. Ben temeteciyim der. Böyle temetecilik, böyle hükümetçilik olmaz. Gece yatın sabah kalkan para yukarıda. Olmaz. Bunlara bir çeki düzen vermeleri lazım. Bir radikal hayroya geçeceksek de geçelim. Nasıl ki bizi 1975 senesinde bir saatte TC hükümetinin Kıbrıs parasından Türk parasına döndürdüğü gibi bir saat değil 10 gün, 20 gün bir ay bir radikal kararlar alıp bu Kıbrıs Türk'ünü bunun içinde ezmesinler. 2009 senesinde ilk sosyal sigorta maaşımı söylüyorum sana. 526 isterlinydi karşılığı hızım. Şimdi açık söylüyorum 4475 TL alırım. Yapayım hesap makinesinde. 325 sterlin gibi bir rakam. Nerede? 300 TL. Nerede kızım? 1800'den go. 1800-3600. 1,5'dan olsan 300. Nerede? Ben 2009'u arar oldum. 2008'i arar oldum. 2007'yi arar oldum. 2021'e geldik. Benim maaş yarı yarıya düştü. Nasıl geçineceğim ben gideceğim? Bir emekli insan. Yani bunlara devletimiz radikal kararlar alması lazım. Atan batan dedik görürük ama icraat yok. Halk bunun için eziliyor. Eziliyor. Geçim geçim. Halkın derdi geçim. Seçiminle hiçbiri hiç kimse ilgilenmez. Herkes geçim derdinde şimdi. Geçim daha önemli. Çok sıkıntılar yaşıyoruz. Her şey pahalı. Geçim yani biz şeyimizi çıkaramayız burada. Açtığımızı çıkaramıyoruz. Çok zor durumda yani. Her gün zam, zam, zam. Yani 3 kuruş, 5 kuruş da değil de bayağı yüklü. Eskiden 3 lira, 4 lira zam yapılsa şimdi 30, 30, 40, 40 yapılıyor zamlar. Tüpe zam geldi. Efendim bizim akaryakta geliyor. Ekmek pahalı oldu, süt pahalı oldu. Bütün ürünlere zam geldi. Bu durumda halk isyan edecek. Geçim. Geçim çünkü yani her gün zam oluyor. Nereye gidiyoruz? Maaşlar eridi mi? Maaşlar gitti. Tam erimeyen. Hiç kimse çıkamayacak bu işin altından zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Geçim. Paran varsa her şeyi yen. Yoksa aç kalın. Ha burada hurma.
30 lira. Fiyat üstünde çekenli. Herkes geçim derdinde. Politikacılar da geçim derdinde. Sandalyeye oturan kalkmak bilmiyor abi. Maaş tatlı. Gayle esnaf çıksın. Eskiye dönecek. Eskide ne vardı? İslim vardı. Çoğu Kıbrıslılar zaten bilir bunu, İslim'in ne olduğunu. Yani bir nevi ocak, yani şimdi ocaklardan gaz yağıyla çalışırdı. Hem bu stirpor akısı dediğimiz onunla çalışırdı. Ve çok güzel bir ateş verirdi. Şimdi gazın bu parası olması, bu evinde kimin İslim var? Benim iki tane yeni İslim'im var. Artık onları indireceğim. Gaz yağı bulursam işleteceğim. Ocak vardı, odunla yemek pişerdi eskiden. Şimdi gene onlara dönecek bir. Ama şimdiki bu nesil bunları bilmez, hiçbiri de bilmez. Ha, geçimini o zaman gene yokluk var mıydı? Çok vardı yokluk. Geçim var mıydı? Çok iyi geçinirdi insanlar. Çünkü böyle lüks yoğdu. Herkesin altında bir Mercedes, herkesin altında bilmem ne, evinde 5 tane araba. Bunlar hep külfettir, paradır. Şimdi ne olacak? Eskiye dönecek. O bilenler olacak. Çünkü bu hükümet, bu insanlar bu önlemi almazsa bu memlekette, bu isterlinin fırlaması, isterlin zaten bu memlekette hep isterlin geçer. Türk parası, tamam Türk parası işledik ama isterlin geçer. Kime sorsan bu kadar isterlin, kime sorsan bu kadar euro, kime sorsan bu kadar dolar. Eskiden ev yapardı insanlar, isterlin euro mu vardı? Aldığı aylığından bir kısmını keserdi. Bunları yapardı. Yani geçim şimdi daha da zor olacak. Para var, lüks var, her şey var ama geçim daha da zorlaşacak o eskiden. Bu memleket böyle. Onlar zaten seçim derdinde, halk ekmek derdinde. Yani bir şey yaptıkları yok. Ne gelen ne giden aynı hükümet istemiyoruz be kardeşim. Ne başbakan istedik ne cumhurbaşkanı. Her eve en az günde 2 tane ekmek gider. Düşünün bir insanı, 2 tane çocuğunu, karısı işleyemez. Kendi işler ve asgari ücretle. Ne yiyecek ne içecek. İntihar mı etsin? Hırsızlık mı yapsın? Ne yapacak? Evin içinde huzursuzluk olacak, ya ayrılacak. Başka da bir şey olmaz. Yani onun için ben anlayamadım, bir sistemde gidiyorum. Bu sistemi bir an önce değiştirmemiz gerekir. Şimdilik durdular, seçim. Ay seçim eksik olsun, seçim de. Perişanlık, ya Allah'ın bir yoğurdu ya, tövbe estağfurullah. Süttür, yoğurttur, çöp poşeti, ne bileyim, ben ne gördüysem zam geldi ya. Benzin yok, sabahta insanlar kavga eder, mazot yok. Perişan bir durumdayız yani.